Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Hazreti Peygamber'in vefalı eşi, müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha. Hüzün bulutları dolaşıyordu Mekke'nin üzerinde. Sevgililer sevgilisinin kalbinden yayılan hüzün yağmurlarıydı. Hüznün en koyusunu, en derinini yaşıyordu Resulullah. Rabbi hep en sevdikleriyle imtihan ederdi insan. Önce sıkar, bunaltır, yalvartır, çareler aratır. Ailesiyle, dostlarıyla, sevdikleriyle. Öyle daralır, öyle sıkılır ki insan, dünya kapkaranlık kesilir, umutlar erir, sabırlar tükenir. Rabbinden başka sığınacak yoktur. Bilir ve Rabbine sığınır tüm çaresizliğiyle. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, çok sevdiği amcası Ebu Talib'i yeni kaybetmişti. Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı onu hep korumuş ve himaye etmişti. O zor günlerinin en büyük destekçisi, dayanağı ve onun en yakını olan amcasıydı. Ve şimdi en büyük destekçisini kaybetmişti. Üzüntüsü büyüktü. Defin işlemlerini bitirip hane-i saadete doğru giderken muhterem zevcesini düşünüyordu. Zira en sıkıntılı zamanlarında ona en büyük teselliyi veren zevcesi Hazreti Hatice hastaydı. Onun başucuna gittiğinde ayrılığın çok yakın olduğunu anladı Allah Resulü. 25 yılı birlikte geçirdikleri, acı tatlı nice günler yaşadıkları eşine son vedasını şu sözlerle yaptı. Ey Hatice! Benden dolayı sen de bu sıkıntılara katlanmak zorunda kaldın. Ve kametine göre bir hayattan mahrum yaşadın. Ama unutma ki Yüce Allah her sıkıntı ve zorluğun arkasından mutlaka hayrı kesir murad etmiştir. Ayrılık vakti gelmişti artık. Dünya kadınlarının en hayırlısı, Allah Resulü'nün en sevgilisi, çocuklarının annesi, gözünün nuru Hazreti Hatice Darul Beka'ya irtihal etmişti. Gözler yaşlı, yürek hüzünlüydü bugün. Sevgili amcasının acısı bu kadar tazeyken can yoldaşını, dava arkadaşını da toprağa verdi Resul-i Kibriya. İkisinin hüznünü ve acısını birlikte taşıyordu yüreğinde. Mekkeliler tüm davetine, gayretine rağmen onu duymuyorlardı bile. İnatları kalplerini katılaştırmış, adeta taşlaşmış yürekleri. Çağrısına karşılık vermedikleri gibi, eziyetlerinin, hakaretlerinin, saldırılarının ardı arkası kesilmiyordu. Ona inanan bir avuç Müslüman, her türlü sıkıntıya rağmen Rabbimiz Allah'tır demeye devam ediyorlardı. Mekkeli müşriklerin ona tüm kapılarını kapatıp iman etmediklerini gören Hazreti Resul, yakınındaki Taif'e gitmişti. Belki Taifliler onu dinler, İslam'a girerler diye ümit ediyordu. Ama Taif'ten de çok acı hatıralarla döndü Efendimiz. İnsanların hakkı görüp iman etmesini ve böylelikle kurtuluşa ulaşmalarını çok arzu eden Hazreti Peygamber, bu hadiseler karşısında sıkıntılı günler geçiriyordu. Tüm bu sıkıntıların üzerine yardımcısı, destekçisi, himaye edicisi amcası Ebu Talip'le sevgili eşi Hatice'yi kaybetmenin üzüntüsü eklenmişti. Çaldığı kapılar yüzüne kapanıyor, müşrikler onu davasından vazgeçirmek için her türlü kötülüğü reva görüyorlardı.
Şimdi onların yaptıklarına karşılık kim onu teselli edecekti? Kim ona, üzülme, Rabbin seni yalnız bırakmayacak diyecekti? Kim sevgisiyle, canıyla, malıyla yanında olacaktı? Hira mağarasında inzivaya çekilip tefekküre dalıyordu Allah Resulü. Mekke'nin insanı boğan şirkinden, küfründen ve kötülüğünden uzakta, sükuneti yudumluyordu. Rabbi ile baş başa kaldığı huzur dolu anlar yaşıyordu. Hikmet ve ibret dolu olan tefekkür saatlerinde huzur buluyordu Allah Resulü. Kainat derin bir sessizliğe gömülmüş, adeta onunla birlikte tefekküre dalmıştı. Gecenin derin sessizliği, karanlığın içinden gelen sesle yankılandı. "Oku," dedi ses. Hazreti Peygamber hayret ve korkuyla ürpermişti. "Ben okuma bilmem," diye cevap verdi. O zaman melek, Hazreti Peygamber'i kucakladı ve dayanabileceği kadar onu sıktı ve tekrar seslendi. "Oku," dedi. Hazreti Peygamber tekrar "Ben okuma bilmem," deyince melek tekrar onu güçlü bir şekilde sıktı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Ne okuyayım?" deyince melek bu sefer takatı kesilinceye kadar Hazreti Peygamber'i sıktı ve şu ayetleri okudu. "Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediklerini belleten O'dur." Heyecan ve haşyet içerisinde meleğin okuduğu ayetleri tekrarladı Allah Resulü. Melek ortadan kaybolunca şaşkınlık ve korku içerisindeydi. Cebrail'le ilk karşılaşmalarıydı bu ve ne yapacağını ve ne düşüneceğini bilmez haldeydi. Mağaradan çıkıp Mekke'ye doğru yöneldiğinde Cebrail bir kez daha gökyüzünde belirdi. Görüntüsü bütün göğü kaplamıştır. Sanki mağarada yaşadıklarının manasını anlatmak istercesine, "Ey Muhammed! Sen Allah'ın elçisisin. Ben ise Cebrail'im." Hazreti Peygamber bu sözlerle olduğu yere çakılıp kaldı. Uzun süre başını göğe sabitlemiş bir şekilde olduğu yerde durdu. Hemen eve gitti. Heyecan ve titremesi hala geçmemişti. Hiçbir şey anlatamadı. Sadece Hazreti Hatice'ye üzerini örtmesini istedi. Uyanınca başucunda kendisini merakla bekleyen Hazreti Hatice'ye yaşadığı olağanüstü hadiseleri tek tek anlattı. Hazreti Hatice feraset sahibi bir kadındı. Eşini herkesten iyi tanıyordu. Mekke'de ondan daha dürüst, güvenilir ve üstün ahlak sahibi ikinci bir kimse olmadığını biliyordu. Üstelik amcası Varaka bin Nevfel'den son peygamberin geleceğine dair bilgiler de almıştı. Onun anlattıklarına inanıyor ve gönülden güveniyordu. Ona şöyle dedi: "Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmeyecektir. Çünkü sen akrabasını gözetir, doğruyu söyler, acizlerin elinden tutarsın. Yoksullara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayanların yanında yer alırsın." Samimiyet ve inanç dolu bu sözler Hazreti Peygamber'i teskin etti. Artık bir hayal ve rüya görmediğini anlamıştı. Hazreti Hatice onu amcası Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü. Varaka, Mekke'nin en bilgilisi, Allah'a inanan bir Hristiyandı. Yahudiliği ve Hristiyanlığı iyi bilirdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam başından geçenleri anlatınca Varaka, "Sevin ey Muhammed! Çünkü sen gelmesi beklenen son elçisin. Sana görünen de peygamberlere vahiy getiren melek Cebrail'dir. Eğer insanları açıkça dinine davet edeceğin günlere yetişebilirsem, sana ilk iman edeceklerden biri de ben olurum. Eğer toplumun seni bu şehirden sürgün ettiklerinde hayatta olursam, ben de seninle beraber göçerim." Hazreti Peygamber bu sözler üzerine bir kez daha şaşırır ve sorar: "Halkım beni kendi şehrimden sürgün mü edecek?
Varaka acıyla başını sallar. Senin getirdiğin şeyleri getirip de insanlardan düşmanlık görmemiş kim vardır? Evet, o yıl Efendiler Efendisi için hüzün yılıydı. Sevdiceğini toprağa vermişti. Dayanağını, teselli edicisini ve yardımcısını kaybetmişti. Onunla 25 yıllık bir ömrü paylaşmış ama bir an bile ondan incinmemişti. Ona 7 güzel evlat, huzurlu bir yuva ve mutlu bir evlilik vermişti Hazreti Hatice. Her türlü fedakarlığı yapmış, zor günlerinde en büyük destekçisi olmuştu. Tıpkı Hira'dan döndüğü gün gibi. Sonrasında da hep yanında olmuştu. Mekke günleri bütün Müslümanlar için sıkıntılı ve zordu. Müslümanlar hep aşağılanıyor, horlanıyor, eziyet görüyorlardı. Efendimiz'e karşı büyük bir kampanya başlatılmış, müşrikler Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak için tuzak üzerine tuzak kuruyorlardı. Ama ne gam, Hatice hep yanı başında, Hatice hep dert ortağı, Hatice hep sırdaştı. O büyük ve fedakar kadını hiç unutmadı, hep hayırla yad etti Allah Resulü. Onunla evli olduğu zaman zarfında başka bir kadınla evlenmedi. Onun vefatından sonra evlilikler yaptı ama onun yeri hep başkaydı. Genç ve güzel eşi Ayşe annemiz, Hazreti Hatice'den staişle bahseden ve durmadan onu anan Hazreti Peygamber'e bir gün, "O yaşlı kadını ne anıp duruyorsun? Allah sana ondan daha hayırlısını nasip etti." deyince, Hazreti Peygamber, "Hayır, Allah ondan daha hayırlısını bana vermedi. Çünkü o herkesin küfür içerisinde olduğu bir zamanda bana iman etti. Herkesin beni yalanladığı bir zamanda beni tasdik etti. Herkesin her şeyi benden esirgediği bir zamanda o beni malına ortak etti. Ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti." Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz söylediklerinden dolayı mahcup oldu. Hazreti Peygamber'in büyük bir aşkla bağlı olduğu Hazreti Hatice'yi daha yakından tanımak istedi. Ve Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra Hatice'nin menkıbelerini bize anlatmanı istiyorum." dedi. Mekke'nin en asil kadınıyla en ahlaklı genci Muhammed'in kurduğu sevgi, saygı ve meveddet dolu yuva tam 25 yıl sürdü. En zor ve sıkıntılı zamanlarda Hatice hep eşinin yanında oldu. Hira'dan korku ve heyecanla döndüğü gün onu teselli etti ve son nefesine kadar hep onun yanında oldu. Hazreti Hatice varlıklıydı. Malı mülkü, serveti çoktu. Ticaretle iştigal eden başarılı bir tacireydi. Hazreti Muhammed de evlendikten sonra ticaretini eşine teslim etmişti. Müslümanların sıkıntılı günlerinde son kuruşuna kadar tüm servetini harcamaktan bir an olsun imtina etmedi, geri durmadı. İslam davası uğruna malını, canını, tüm varlığını ortaya koydu. Buna karşılık Yüce Allah, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ona şu müjdeleri gönderdi. "Hatice'ye Rabbinden ve benden selam söyle ve onu cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele. Orada ne gürültü ne de patırtı vardır, ne de çalışıp çabalamak. Zahmetli ve külfetli şeyler bulunmayacaktır." Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve ona tabi olan her biri gökteki bir yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren
Mustafa Aygün.